Artık JavaScript'te string işlemlerinin nasıl yapıldığını biliyoruz ve birçok string metodu öğrendik. Bu dersimizde ise öğrendiklerimizi pekiştirici birkaç örnek yapalım. Yapacak olduğumuz örnekler bu şekilde. Bu aşamada videoyu durdurup bunları kendiniz yapmaya çalışın ve daha sonradan videoyu seyredip yaptıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak iki tane string ifade verdim. Örneğin sentence ve URL. Şimdi gelip sentence'ın yani cümlenin kaç karakterli olduğunu length property ile nasıl alacağımızı zaten biliyoruz. Şöyle gelip console.log diyelim. Ve burada cümlenin kaç karakter olduğunu konsola yazdıralım. Cümlemiz 108 karakterden oluşuyor. Bunları boşluklar da dahil olmak üzere. Peki burada baktığımızda cümle kaç kelimeden oluşuyor? Burada yapmamız gereken cümleyi şöyle bir boşluk olsun. Şöyle cümleyi boşluklardan ayıralım. Ve boşluklardan ayırdıktan sonra elimize gelecek olan bir kelime dizisi olacak. Ve bu dizinin eleman sayısına gene length property ile saydığımız vakit bize kaç kelime olduğunu zaten verecektir. Yani şöyle diyelim console.log ile şöyle sentence.split metodumuz vardı. Hatırlarsınız biz split ile bir karakter belirtiyorduk ve o karakterden cümleyi bölmüş oluyorduk. Dolayısıyla burada bunu kaydettiğimiz anda bakın bize gelen 17 bilgisi var. Yani bu 17 bilgisi bakın length property'sine zaten gösteriliyor. Dolayısıyla bakın burada bütün boşluklardan böldüğüm için burada bütün kelimeleri şöyle ayrı bir eleman aldı. Ancak şurada dikkat ederseniz bir tane en baştaki boşluk karakterinde ayrı bir kelime olarak algıladı. Örneğin şunu iki karakter yapmış olsak bakın 18'e çıkar. Bakın şurada iki tane boşluğu boşluktan ayırdığımız için bunları da boşluk karakterinde bir kelime olarak algıladı. Bu durumda ne yapabiliriz? Geliriz burada ilk başta kelimeleri bölmeden önce şöyle sentence.trim deriz. Yani trim bizim cümle içerisindeki baştaki ve sondaki boşluk karakterlerini atar. Ve attıktan sonra boşluk karakterleri bu içeridekilerden ayrılır kelimeler. Bunu kaydettiğimiz anda bakın 15 kelimeye iner. Burada baktığımızda bakın boşluk karakterleri baştan ve sondan gitmiş. Peki gelip split.length özelliğini ulaştığımız anda bakın ekranı 15 kelimeye alır. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet doğru. Peki verilen cümleyi büyük küçük harfi nasıl çevireceğiz? Gelip console.log sentence.toLowerCase. Bakın bütün cümle küçük harfe çevrilir. Ya da aynı şekilde console.log ile sentence.toUpperCase dersek eğer bu durumda cümlemiz bakın tamamen büyük harfe çevrilir. Peki cümlenin başına gibi sondaki karakterleri boşluk karakterleri nasıl sileceğimi zaten örnek üzerinde gösterdik. Ne yapacağız? Gelip böyle trim dediğimiz zaman cümlenin başındaki ve sondaki karakterler bakın buradan silinir. Peki cümle içerisinde örneğin bir slash karakterimiz var. Şurada gördüğümüz gibi mantı line'in arasındaki. Bunu buradan silmek için nasıl bir işlem yaparız? Şöyle console.log'a sonucu yazdıralım. Ve sentence nokta şöyle replace metodumuz vardı hatırlarsınız. Replace'e biz bulmasını istediğimiz karakteri veriyoruz. Örneğin slash. Ve bu slash yerine ne eklesin? Şöyle arada boşluk olmayan bir alana değiştirir. Yani şöyle yapmış olsanız slash yerine bir boşluk karakteri ekler. Ama bunu yapmış olsanız slash karakterini direkt oradan siler. Bunu kaydettiğimiz zaman baktığımız zaman bakın multi line arasındaki slash buradan gitti. Peki. Şimdi baktığımızda URL'nin içindeki str kısmını çıkartalım. Baktığımız zaman şurada URL içerisindeki şu HTTP kısmını çıkaracağız pardon. Şu HTTP kısmını çıkarmak için burada bir string'i bölme işlemiyle bölebiliriz. Yani gelelim şöyle. Gene console.log'a sonucu yazdıralım. Ve URL nokta isterseniz substring metodunu kullanın. İsterseniz de slice metodunu kullanın. İkisini de kullanalım burada. Şimdi substring metodunun bizden istediği biz bu URL içerisindeki belli bir karakterden başlayarak belli bir karaktere kadar olan kısmı böleceğiz. Şimdi burada başlangıç karakteri belirtmezseniz bunu varsayı olarak sıfırdan başlatır. Ve son karakter yani gideceğimiz karakter kısmında zaten str.length ile buna ulaşabiliyoruz. Yani buradan sıfırdan başlar ve str'nin son karakterine kadar yani length'ini aldığınız zaman bunun örneğin 4, 5, 6, 7 olacak. Yani burada 0 ile 7 arasındaki
değeri bu URL içerisinden çıkarmış olur. Bunu kaydedersek eğer baktığımız zaman bakın HTTP kısmı burada yer almıyor. Şimdi aynı işlemi console log ile yine url.slice metodu ile yapabiliriz. Slice de zaten yine aynı işlemi yapıyor. Geriye bir ne yapıyordu? Belli karakterden bölüp geriye bir string döndürüyordu ve ben zaten sonucu yazdırdığım zaman bölünmüş kısmı yine almış olacağım. Gelip buradan slice length diyelim ve bunu kaydettiğimiz zaman bakın gene aynı sonucu alırız. Peki şimdi gelip baktığımızda URL hangi protokolü kullanmaktadır? Yani URL'nin içerisinde gördüğünüz gibi HTTP ya da HTTPS olabilir. Dolayısıyla ben burada bunun kontrolüne şöyle console log ile url.startWith isminde bir metodumuz var. StartWith benden bir string değer bekliyor. Örneğin gelip ben buraya HTTP dersem bu URL stringinin HTTP ile başlayıp başlamadığını burada bana söyler. Bunu kaydettiğim zaman bakın true değeri alırım. Ya da aynı şekilde console log url.startWith diyelim ve gelip buradan HTTPS diyelim. Ve bunu kaydedersek bakın false değeri alırız. Yani bu URL'nin hangi protokolü kullandığını tabii ki buradan true ya da false değerlerini kullanarak öğrenmiş oluruz. Peki bir sonraki örneğimiz url.com ifadesini içeriyor mu? Şöyle gelelim console log'a. Şöyle url.indexOf diyebiliriz. IndexOf hatırlarsanız bir string içerisinde bir değer, bir string ifade ararken kullanıyorduk ve bize string'i bulduğu vakit bulduğu konumu bize gönderiyordu. Dolayısıyla biz URL içerisinde .com'u burada arayabiliriz. Bunu kaydettiğimiz vakit burada 17 değerini alırız. Yani bizim URL içerisindeki com değerinin başlangıç noktası 17. karaktere karşılık geliyor. Dolayısıyla bunu aldığınız vakit buradan zaten bunun içerisinde com değerinin bulunduğunu zaten bilebiliriz. Yani gelip burada sonuna bir m eklesek ve kaydetsek bize eksi bir değeri gelir. Eksi birin buradaki manası bu değerin burada bulunamadığını söylüyor. Şimdi bunun bir alternatifi de var. Şöyle console log ile url.includes ismine bir metot var. Includes da .com deriz. Ve burada bize geriye bir indeks değeri bulduğunu göstermek için bir indeks değeri döndürmek yerine true ya da false değeri döndürür. Bakın true değerini aldı. Şurada gelip bir m daha eklesek ve ok desek bakın false değerini alırız. Peki son olarak şimdi URL'nin burada biraz geçerli bir URL olmasını sağlayalım. Örneğin buradaki karakterleri küçültebiliriz. Mesela büyük küçük karakter URL içerisinde olmaması lazım. Şuradaki boşluk karakterlerinin burada olmaması lazım. Ya da buradaki Türkçe karakterlerin burada olmaması gerekiyor. Örneğin siteye bir makale eklediğinizde makalenin başlığını URL içerisinde çoğu zaman gösteriyoruz. Dolayısıyla bu makale başlığını burada gösterirken de arka tarafta bir süzme işlemi yapmamız gerekiyor. Boşluk karakterleri, Türkçe karakterler bunlar olmaması gerekiyor. Boşluk karakterleri yerine örneğin çizgi olabilir. Türkçe karakterlerin karşılıkları olabilir. Örneğin I yerine İ gibi. Şimdi ilk olarak gelip şöyle sonucu konsolda yazdıralım. Şöyle URL nokta ilk başta bütün karakterleri küçük harfe çevirelim. To lower case. Bunun dediğimiz vakit URL olduğu gibi küçük harfe çevrilir. Şimdi şuradan gelelim aşağıya şöyle. Ve to lower'dan sonra şuraya nokta diyeyim. Ve burada replace metodu ile boşluk karakterini şöyle boşluk karakterini gelip çizgiyle değiştirmek istiyorum. Şimdi bu şekilde işlem yaptığınızda şuraya dikkat ettiğimizde bakın ilk boşluğu burada çizgiyle doldurdu. Tamam. Bu benim istediğim şey ama şunları da yapması lazım. Bunları da yapması için gelip burada bir string ifade belirtmek yerine slash boşluk slash ve buraya bir g yazıyoruz. Bunu yaptığımız vakit slashlar arasına aldığımız karakteri string içerisinde bulur ve bulduğu her karakteri gelir slash'a değiştirir ve bunu kaydettiğimiz bakın buradaki çizgi, bakın buraya çizgi, çizgi, çizgi. Yani URL içerisinde bulduğu bütün boşluk karakterlerini çizgiyle değiştirmiş olduk. Peki, devam edebiliriz bunlara. Örneğin replace slash geliriz tekrar örneğin bu URL içerisinde bulduğu bütün I karakterlerini I ile değiştirelim. Tek bir tanesini değiştirmek istersek eğer I deriz. Buna problem yok ama hepsini kastedersek slash slash deriz. Araya bir I deriz ve gelip buraya bir G deriz. Ve virgül değiştirici değişken I. Kaydettiğimiz vakit bakın bütün I'lar I ile değişir.
Peki bunları devam edebilirsin. Sadece URL'de burada I karakteri var ama ben gelip burada alternatiflerini burada oluşturmakta şöyle fayda var. Replace ile gelip slash şöyle U karakterini şöyle G virgül şöyle Ü karakterini şöyle U ile değiştirebilirsiniz. Ya da şunları arttırabiliriz şöyle. Örneğin şöyle Ö'yü şöyle O ile örneğin Ç karakterini S ile ya da gelip şöyle Ç karakterini C ile değiştirebilirsiniz. Ya da URL içerisinde olmamasını istediğiniz karakterin burada değiştirme işlemini tabii yapmanız lazım. Şunlar tabii ki şöyle replace olacak. Sonra kaydımıza yine aynı sonucu alırız. URL içerisine farklı karakterler eklesek bile örneğin gelip şöyle Ü diyelim, şöyle Ö diyelim ya da şey diyelim bunu kaydettiğimiz vakit bakın buradaki aralara boşluklar alırız ve bunları da Türkçe karaktere çevirmiş oluruz. Evet, bu dersimizde stringlerle alakalı farklı uygulamalar yaptık. String işlemleri çoğunlukla işimize yarayacak olan, çoğunlukla karşılaşacak olduğumuz konular. Dolayısıyla bu dersi iyi öğrenmekte fayda var.